Şimdi de 21 Aralık durumuna bakalım. E, güneş ışınları 21 Aralık tarihinde Güney Yarımkürede bulunan Oğlak Dönencesine dik açıyla gelir. Öğle vakti 90 derece açıyla geldiği için Oğlak Dönencesinde gölge boyu sıfır olur. Güney Yarımkürede yaz, Kuzey Yarımkürede ise bu dönemde kış başlar. Güneş ışığı Türkiye ve Kuzey Yarımküre yıl içinde en küçük açılarla gelir. Bu tarihte gölge boyu öğle vakti Türkiye ve Kuzey Yarımküre'de en uzun konumdadır. Bu tarihte aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer. Bu nedenle Güney Yarımküre en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre ise en kısa gündüzü yaşar. Bu tarihte güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Aynı boylamdaki noktalardan güneyde olan da güneş erken doğar ve geç batar. Bu tarihten sonra Güney Yarımküre'de gündüzler kısalmaya başlar. Ancak 21 Mart'a kadar hala gündüz süresi güney yarım kürede gece süresinden daha uzundur. Bir örnek sorumuz var. Gece ve gündüz süreleri enlemlere göre farklılık gösterir. Buna göre 21 Aralık'ta haritada verilen merkezlerden hangisinde gündüz süresi en uzundur denilmiş. Biraz önce verdiğimiz bilgiye bağlı olarak güneye doğru gidildikçe gündüz süresinin uzadığını söylemiştik. Dolayısıyla 21 Aralık'ta Hatay'da gündüz süresinin en uzun olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Bir başka örnek soru. Harita üzerinde verilen A merkezinden 21 Aralık'ta. Bakınız, merkezden 21 Aralık'ta 5 farklı kişi oklar yönünde hareket etmektedir. Buna göre hangi ok yönünde hareket eden kişi A noktasına göre gittiği yerde gündüz süresinin daha uzun? Bir kere gündüz süresinin uzun olabilmesi için 21 Aralık'ta güneye doğru gitmesi gerekiyor. Yani cevap ya 4 ya da 5'tir. Yerel saatin daha geri diyor. Dolayısıyla batıya doğru gitmesi lazım. Yerel saatin geri olması için yani cevap D seçeneğidir. E, o da 4 numaralı yerdir. 21 Aralık tarihine baktığımız zaman Türkiye'de 21 Aralık tarihine baktığımız zaman Türkiye'de bu sefer güneye doğru gidildikçe gündüz süresinin uzadığını gözlemleyebiliriz. Yine aynı boylam üzerindeki noktalara baktığımız zaman aynı boylamdaki noktalardan güneyde bulunan da güneş daha erken doğar ve daha geç batar. Yani gündüz süresi daha uzundur. En uzun gündüzü yaşayan ilimiz Antakya Hatay, en kısa gündüzü yaşayan ilimiz ise kuzeyde bulunan Sinop ilimizdir. Bu tarihte 21 Aralık tarih tarihinde Türkiye en kısa gündüzü yaşar. Bu tarihten sonra, Aralıktan sonra gündüz süresi Türkiye'de uzamaya başlar. Müzik